Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu vesselam ala Rasulullah Muhammed ve ala ali ve ashabi ecmaîn. Sûte Mekke 14. sefer 109. bölüm. Şehvet ve irade arasındaki farkın bilinmesi, dünya ve cennet şehveti, haz ve şehvet arasındaki fark, şehvet duyan ve kendisine şehvet duyulanın makamı, şehvet duymayan ve duyulmayan kimdir? Şehvet duyan kimdir? Duyulan kimdir? Duyulan kimdir? Şehvet duyulan ve şehvet duymayan kimdir? İradenin Rabbi, hüküm sahibi Efendidir. Varlıkların işleri onun iradesine göre yürür. Şehvet, şehvetin kaynağı doğadır. Şehvet duyanın boynunu doğa ele geçirdi. Doğanın kulcağızı hiçbir zaman sevinemez. İki menzilde de kölelikten azat olmayla. Az almanın hükümleri bölümlenir. Ufkunun çevresiyle her varlıkta. Onu görürsün, varlıklar ise haklarını talep eder. Her birine zorunlu hakkını verir. Bolca verir. Başka mülk yok. Elmelik ve el cevadın verdiğinden başka. İhsan her faziletle ona gelir. Halkıyla ve ahlakıyla ona görünür. Karışık ihsanı ise görür ki, ihsanın cömertçe verdiği yerde doğruluğundan. Kulların rızıkları ise mabutlarıdır. Hepsi eğer incelersen rızkının kuludur. Allah sana yardım etsin bilmelisin ki tam temkin sahibi kul, Allah ehli olan kul ve makam sahibi şehvet duyar ve kemali nedeniyle kendisine şehvet duyulur. Böylece o her hak sahibine hakkını verir. Çünkü o kendi toplayıcılığını müşahede etmiştir. Binaenaleyh böyle birinde her şeyden bir hakikat bulunur. Hal sahibi ki fena sahibidir. Herhangi bir şeye şehvet duymadığı gibi kendisine de şehvet duyulmaz. Çünkü o Hakkın gözüyle kendisini görmekten fani iken haktan başkasını göremez ve bu nedenle herhangi bir şeye şehvet duymaz. Çünkü hak şehvet duyma özelliğiyle nitelenmez. Ona şehvet de duyulmaz. Çünkü o Rabbinden başkasının bilmediği meçhuldür. Varlıklar onu tanımadığı gibi kendisi de kendini tanımaz. Çünkü o Rabbi ile ilgilenerek her şeyden fani olmuştur. Binaenaleyh o gayb halindedir. Çünkü şehvet duyulan şeyi bilmek bu hükmün gereklerindendir. Zahit ise şehvet duymazken kendisine şehvet duyulur. Çünkü nimetler onun adına yaratılmıştır. O ise nimetleri konulmuş perdeler sayarak onlardan kaçar ve onlara şehvet duymaz. Buna karşı nimetler onun adına yaratılmış olduklarını bildikleri için zahide şehvet duyarlar. Zahit makam sahibi olduğunda ise kendilerine dönük bir cömertlik ve tercih ile onları kullanır. Nimetleriyle Allah'a karşı asi olan, yalancı, karıştıran kimse ise şehvet duyar fakat kendisine şehvet duyulmaz. Böylelikle doğa kendisine baskın geldiği için şehvet duyar fakat ona şehvet duyulmaz. Çünkü nimetler haklarını yerine getirdiğini gördükleri kimseye şehvet duyar. Hak yerine getirmek ise verdiği nimet karşılığında nimet verene şükretmektir. Bilmelisin ki şehvet sınırlı doğal bir irade iken, irade ilahi, ruhani ve doğal bir niteliktir. Bu nitelik her zaman mağdum yani var olmayan ile ilgilidir. Öyleyse o şehvetten daha kapsamlıdır. Çünkü ondan olan her bir hakikat kendine uygun şeye ilişir. Uygun olan esas da kendisine ortak olandır. Dolayısıyla şehvet doğal bir şeye ulaşma ile ilgilidir. İnsan doğal olmayan bir duruma karşı kendine bir meyil bulabilir. Örnek olarak manaları, yüce ruhları, kemali idrake ve hakkı görmeyi ve onu bilmeye meyil verebiliriz. Bu meyil esasında insan ya suri bir tahayyülden haz alarak bütünüyle ona yönelebilir. Bu ise şehvetin suret nedeniyle ilişme ve meylidir. Çünkü hayalin cesedi olmayan bir şeyi cesetlendirmesi doğanın bir eylemidir. Meyil gerçekleşen tahayyülden başka bir şey ilişebilir. Hatta manaları, ruhları ve kemali sınırlılıktan ve hayali kendilerini zapt etmesinden soyut hallerinde bırakabilir. Böyle bir meyil ise şehvet meyli değil, irade meylidir. Çünkü şehvet soyut anlamlara giremez. Öyleyse irade, nefsin ve aklın irade ettiği her şeyle ilgilidir. İrade edilen şey, sevilen veya sevilmeyen bir şey olabilir. Şehvet ise onu elde etmede, nefsin özel hazzının bulunduğu şeye ilişebilir. Şehvetin yeri hayvani nefs iken iradenin yeri nefsin atıkadır. Yani düşünen nefstir. Şehvet, şehvet duyulan şeyle haz almayı varlık bakımından önceler ve tahayyül edilen bir hazzı vardır. Bu tahayyül, şehvet duyulan şeyin varlığını tasavvura ilişir. Söz konusu haz ise varlıkta kendisine bitişiktir. Bu durumda şehvet duyulan şey gerçekleşmezden önce nefste gerçekleşir. Haz ise şehvet duyulan şeyin insanın elinde gerçekleşmesine bitişiktir. Böylelikle gerçekleşme için duyulan şehvet kalkar, geride haz kalır. Öyleyse şehvet hazın kendisi değildir. Çünkü şehvet, şehvet duyulanın gerçekleşmesiyle yok olurken haz geride kalır. Şu var ki ilahi gaybın gizliliğinden Başka bir şehvet doğa adına gerçekleşebilir ve ortaya çıkabilir. Söz konusu şehvet kesilmeksizin sürekli olarak şehvet duyulanın bekasına ilişir. İşte bu hazzı olmayan şehvettir. Çünkü beka her zaman mutlak anlamda gerçekleşmez. Dolayısıyla hiçbir noktada sona ermez ve bu nedenle beka mevcut olmaz. Özel bir zaman ve belirli bir miktarla sınırlarsa arzulanan bu beka varlığıyla şehvet için bir haz meydana getirir. Öyleyse haz, özel anlamda şehvet duyulan şeyin gerçekleşmesine bitişiktir. Ondan geri kalmadığı gibi ne dışta ne de hayalde onu önceler. Dünyadaki şehvete gelirsek, onun hazı var olan duyulurla gerçekleşir. Cennetteki şehvetin hazı ise hem duyulur hem akledilerin varlığıyla gerçekleşir. Akledilir olan şeyle gerçekleşen haz duyulur, şeyle gerçekleştiği şekilde Şehvet duyulan şeye ulaşma esnasında mizacın eserinden ortaya çıkar. Cennet derken bu hükme sahip şehvetin sıradan insanların bildiği cennetten başka bir yerde olamayacağını kastetmiyorum. Cennet derken bu şehvet adına bu hükmün bulunduğu her yeri kastediyorum. İşte bu cennet şehvetidir ve onun dünya ve ahirette gerçekleşmesi durumu değiştirmez. Şehveti cennete izafe ettik çünkü orada bu şehvet cennetliklerden her biri adına gerçekleşir. Dünyada ise ariflerden her biri adına gerçekleşir. Şehvetin mülk alemine dönük bir bağ var iken, melekut alemine dönük iki bağı ve nispeti vardır. Onun bir takım makam ve sırları vardır ki bunlar derecelerdir. Bu dereceler marife veya nekre yani belirsiz gelmesine göre ve bir söze bitişmesine göre büyük cümleyle şehvet isminin harflerinin sayısı kadardır. Bu ise eş şehvet yani marife veya şehvet kel şeklindeki yazımdır. Bir söze bitiştiğinde ise sekte yani duraklama h'si ite, h'si iye, h'si t'ye dönüşür. Bu harf belirlilik ve belirsizlik halinde T ve H'nin sayısal değerine sahiptir. Artık sayıları birbiriyle topla. Ortaya çıkan sayı bu makam sahibinin elde ettiği şeyin derecelerinin miktarıdır. Burada Kureyş kabilesinin Arapça şivesi dikkate alınır. Çünkü o cennetliklerin dilidir. İster asıl ki mebdiliktir, ister fer, iraptır, olsun durum aynıdır. Burada Arapça olmayan veya Arapçalaşmış kelime dikkate alınmaz. Her makamın hükmünde de böyle hareket edilir. Burada her insanın isminden bir nasibi vardır sözü yorumlanır. Bunun anlamı her varlığın kendi isminden bir nasibi olduğudur. Bu nedenle niteliklerin isimleri gelmiştir ve onlar ise ancak sahiplerini talep eder. Kendisine ait olmadığı halde bir insana isim vermek bir yalandır. İsim konusu en güç meselelerden birisi biridir. Çünkü ad koymak ilahi bir iştir. Dolayısıyla isimlendirilinin bu isimden bir payının olması gerekir. Belirli bir isimlendirinin halinde bu pay gizlenirken başkasında gözükür. Bunu algılamak güçtür ve iradenin tanımı da buna göre yapılır. Öylesi irade sahibi ilahi, rabbani ve rahmanidir. Şehvet duyan ise özel olarak rabbani ve rahmanidir. Müslüman yani el müslim ihsan ve iman sahibi ise irade edendir. Şehvet sahibi ise Müslümandır yani Müslimdir. Bu ise mümin ve ihsan sahibinin yarısıdır. Çünkü o maddeyle karışık iman ile beraber olduğu gibi teşbih ile sınırlı İhsan ile de beraberdir.